Neredesin mavi gözlüm? Nerede? Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Ergenekon ve balyoz davalarını anlatan içeridekiler oyununda adeta izdiham yaşandı. Görmüş olduğunuz gibi salon neredeyse doldu ama dışarıdaki kuyruk bitmek bilmiyor. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kırca'nın İçeridekiler oyunu İstanbul'da sahnelendi. Salon oyun başlamadan dakikalar önce doldu. Hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Bakalım kulisteki oyuncular neler hissediyor? İçerideki dostlarımızın, paşalarımızın, gazetecilerimizin, milletvekillerimizin dili olduk, sesi olduk. Onların acılarını, onların yangınlarını seyirciye anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bu açıdan seyirci de bizim yanımızda. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki büyük gösterimi binlerce yurttaş izledi. Ergenekon ve balyoz sürecinde yaşananları konu alan oyun, yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Ergenekon ve balyoz sürecinde tutuklanan yurtseverlerin yakınları da oyunu izledi. Tutuklu komutanların yakınları Kırca'ya çalışmalarından dolayı kuliste teşekkür etti. Gerçekten Levent, Sayın Levent Kırca ve arkadaşları İçeridekilerin sesi oldular. Kimsenin cesaret edemediği böyle bir şey çok büyük etki yarattı. İnanıyorum ki çok daha fazla kişi seyredecek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Onların yüreğine ve emeğine sağlık. Büyük ustanın oyununda onun yazdığı kitaba yer vermesinden de ayrıca gurur duyduk. Salonu hınç hınç dolduran tiyatro severler oyun sırasında hem güldü hem de hüzünlendi. En önemlisi ise Ergenekon tertibine karşı tek yürek olunmasıydı. Gittiği ilde halkın bunu izlemesini çok ciddi anlamda öneriyorum. Güzel bir oyundu, güzel bir gece yaşattı bize. Teşekkür ederiz kendisine. Artık insanların uyanması gerekiyor. Gerçekleri görmesi gerekiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu Türkiye'de kanımızın son damlasına kadar, en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar şu anda can vermeye hazırız. Güzel anlatmış orada olanları. Büyük bir tiyatro oynanıyor orada. Kırca'ya bu oyun için tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi birleştirdi, tekrar bütünleştirdi. Oyunu izleyen yurttaşların coşkusu salon dışına taştı. Gösterimin ardından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Levent Kırca önderliğinde yapılan yürüyüşte hep bir ağızdan hükümet istifa sloganları atıldı. Hep mutlu Türk'üm diyelen, hep mutlu Türk'üm diyelen. Türkiye'nin namus birikimine sahip çıkıyoruz. Silivri zindanı yıkacağız, bu kararlılıkla yürüyoruz. O bir zindan bir gün yıkılacak. Yürüyüşe balkonlara ve evlerinin camlarına çıkan yurttaşlar da bayraklarıyla destek verdi.